Sahip olduğum güç hep aynı mı kalsın istiyorsun? Uyurken ya da uyanıkken hep muzaffer mi kalmam gerekiyor? Yoksa suçu hep bende mi bulacaksın? Beceriksiz askerler. Doğru dürüst nöbet tutsaydınız bu felaket başımıza gelmezdi. Mindhunter, 2017 yapımı Netflix dizisi. Öncelikle şunu söyleyeyim, ya açalım bir dizi, öylesine izleyelim işte vakit geçirmelik olsun diyorsanız bu diziden uzak durun. David Fincher'ın parmağının değdiği dizi. Şimdi olay şöyle oluyor, bizim Charlize Theron, David Fincher'a diyor ki, bak diyor, Mindhunter diye bir kitap var. Kitabın adı sadece Mindhunter değil, bayağı Mindhunter, bir ismi var. Onu bilmiyorum tam. Bu kitabı gel diziye uyarlayalım. David Fincher da o zaman HBO ile görüşme içerisinde. HBO da o dönem bir düşüşte. Bu dizi tutar mı tutmaz mı emin olamıyor. David Fincher'a da söz veremiyor. David Fincher bu projeyi askıya alıyor ve yıllar sonra Netflix üzerinden çekmeye karar veriyorlar. Yapımcılığında yine Charlize Theron'un ismi var. Yönetmenliğinde de David Fincher'ın. Zaten diziyi izlerken buram buram David Fincher kokusu alıyorsunuz. Fight Club dönüyor, Gone Girl dönüyor. Seven'dan bayağı bir atmosfer aldım. Yani David Fincher seven bir insanın bu diziyi sevmeme gibi bir ihtimali olmaz. Sizden sadece ilk iki bölüm sabırlı olmanızı rica edeceğim. Çünkü ilk bölüm karakter tanıtmalarıyla geçiyor. Ajan Holden Ford'u görüyoruz, Bill Tench'i görüyoruz. Fringe dizisinden tanıdığımız Sarışın ablamızı görüyoruz. Adını unuttum. Falan filan açılış işte kim kimdir, nedir, ne değildir. Daha sonrasında Ajan Holden Ford bir davranış birimi kuruyor Bill Tench ile birlikte ve arka arkaya cinayet işleyen katillerin psikolojilerini çözmeye çalışıyorlar. Ki o zamanlar seri katil adı henüz konulmamış. Yani arka arkaya cinayet işlemiş insanlara seri katil demiyorlar. Ardışık katil diyorlar. Daha sonra işte 8. bölümde falan Holden Ford seri katil adını kullanıyor. O da yeni mi çıktı falan diye öyle bir muhabbet oluyor. Neyse. Eğer ki psikolojiye ilginiz varsa kesinlikle bu diziyi izlemelisiniz. Benim gibi sürekli neden, bu neden, şu neden, bu perdenin rengi neden böyle, bugün hava neden bu kadar güneşli, babam bu kadar iyi pasta yapmayı nereden öğrendi gibi hayatınızda sorduğunuz sorular hiç bitmiyorsa bu dizi sizi tatmin edecek. Bu adamları, bu iki ajanımız Holden Ford ile Bill Tench karşılarına alıyorlar ve konuşuyorlar. Çocukluklarından başlıyorlar, neler yaşadığından, aile ilişkilerinden, kadın erkek ilişkilerinden, ergenlik problemlerinden her şeyi konuşuyorlar. Ve siz kendi hayatınızdan, kendi çevrenizden, duyduğunuz haberlerden, yaşadığınız ülkeden birçok şey kapıyorsunuz bu konuşmalarda. Gerçekten bir terapi gibi bir dizi. Yani ayağınızı uzatıp, çekirdeğinizi elinize alıp hüplete kolanızı içerken izleyeceğiniz bir dizi değil. Bu diziyi izlemeden önce Al Pacino'nun başrolünde oynadığı Dark Day Afternoon filmini izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Neden? Çünkü dizinin birinci bölümünde ya da yalan olmasın ikinci bölümünde Ajan Holden Ford bu filmi sinemada izlemeye gidiyor. Filmin konusunun da bu dizinin konusuyla ilgili biraz paralel olduğu yerler var. Suçlu neden suçludur? Çünkü suçludur. Tamam da neden suçludur? Çünkü psikopattır. Peki neden psikopattır? Çünkü psikolojisi bozuktur. Peki neden psikolojisi bozuktur? Mikrodalga fırın neden buz tutmuş eti bile çözerken poşeti eritmiyor? Çok ilginç seri katiller var dizide. Gerçekten hepsi birbirinden ilginç. Ed Kemper özellikle favori seri katilim. Ed Kemper'ı oynayan oyuncu da gerçekten çok başarılı. Çünkü Ed Kemper'ın sesini alın, cinayetlerini nasıl işlediğini anlatıyor ya, o sesi alın, karşınızda ton ton bir adam kuru fasulye yemeğini nasıl yaptığını anlatıyor sanki. O kadar ki masum yüzlü. Tepkileri, mimikleri, cümleleri. Sanırsınız dünyanın en masum adamı. Ama işlediği cinayetleri bir duyun. İşte bu yüzden psikopatların neden psikopat olduklarını anlatmaya çalışıyor dizi. Dizide kullanılan bir cümle var. Suçlu, suçlu doğar. Sonradan suçlu olmaz. Doğuştan suçludur. Bu cümleyi sorguluyorsunuz dizide. Gerçekten böyle midir? Bir insanın içinde mi vardır? Yoksa nedensiz hiçbir şey yapılamaz mı? Genelde seri katillerimizin çocukluklarına, bir cinayeti neden işlediklerine indiğimizde ailevi nedenler, psikolojik problemler, ergenlik problemleri, bu tarz şeyler görülüyor. Yani kamu spotu, anneler, babalar, halı yıkama makinesi ayağınıza geldi. Sırf çocuk doğurmak için çocuk doğurmayın. Dizi 6 sezon çekilecekmiş. David Fincher dedi ki, ya dedi Charlize dedi, 6 sezonluk bir dizi dedi insanları bayıyor. Charlize dedi ki, ya sen boş versene, ne saçmalıyorsun ya dedi. Bak birinci sezon tuttu dedi, 2-3-4 var, sen paranı al otur dedi ya. Şimdi para var dedi, manyak mısın dedi. Çek abi sezon, kuracım gerisin dedi. Ayrıca şöyle bir şey daha duydum. İkinci sezonda da öldürülen siyahi çocukların hikayelerini anlatacaklarmış. Bazen bir Dostoyevski romanını okur gibi, bazen bir Hannibal izler gibi,
bazen bir true dedektif müzikleri duyar gibi. Yani düşünüyorum, dizide beğenmediğim, işte kötü bulduğum, aman burası da olmamış dediğim bir yer var mı diye. Yok, zaten bu atmosfer olayı beni benden alıyor. Holden Ford'la Bill Tench çok iyi bir ikili olmuşlar. Dizide de kendilerini Sherlock Holmes ve Dr. Watson'a benzetiyorlar zaten. Birinci sezon finali öyle bir bitti ki ikinci sezon ne verseniz yeriz yani. Birinci sezon finalinde ikinci sezonun çok çok daha iyi bir sezon olacağı sinyali verildi bence. İzleyin anacığım, pişman olmazsınız.